Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 27 Kasım 2023 saat 19:23 itibariyle piyasayı bir değerlendirelim. Haftanın ilk günü gayet pozitif kapandı. Beklediğimiz gibi oldu ve beklenen yükseliş zaten başladı demiştik. Bu hafta da hız kazanacağına dair beklentilerimizi tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı dile getirdik. Borsa İstanbul nezdinde. Diğer taraflar için de yine kur tarafı olsun, altın tarafı olsun bunlar için de gerekenleri söyledik. O noktalarda da dikkatli duruşumuz zaten devam ediyor. Abartılacak bir fiyatlama mekanizması orada da halen işlemiyor. Bunu da belirteyim. Yani hem kur hem de altın tarafında beklentimiz dahilinde ilerliyor. Bugün bakıldığında tabii önemli bir hafta. Yabancı kurumlar özellikle Türk bankaları için tekrardan bir değerleme raporu sundular ve fiyat beklentilerini üst seviyelere çıkardı. Özellikle BofA yine piyasanın içinden geçmeyi başardı. Bugün itibariyle de bankalar önderliğinde piyasa coştu. Yani bir destek gerekiyordu. Zaten bankalarda bir mini rally de olsa, biraz büyük bir rally de olsa bu endeksin genel anlamda sirayet ediyor. Bunu hep gördük ve bundan sonra da zaten görmeye devam ediyoruz. Yani banka sektörünün kısa vadede böyle bir hareketin içerisine girmesi endeksi tabii ki memnun edecek. Bu net bir şekilde görülüyor. Ha, şimdi 8.000 puan üzerinde 8.100'lerde kapanışımız geldi. Dolar bazında 278 dolar seviyesinde bir kapanış geldi. Viyop'ta %2,5 akşam seansında şu an kapanışı bize gösteriyor. Tabii yine tam kapanışı görmedik. Bunu gece saatleri itibariyle göreceğiz ama pozitif. Ve jeopolitik gerginliğe dair iyimser haber akışları devam ediyor. Asgari ücret açıklamalarını takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey'in açıklamalarını takip ettik. Burada tabii enflasyona yenik düşecek asgari ücret. Bunu herkes biliyor. Tek parti zam yapılacak. Öyle ara zam vesaire olmayacak. Bunun hesabını zaten sizler bir vatandaş olarak, bir çalışan olarak, bir işveren olarak umarım yapmışsınızdır. Süreç nereye doğru gidiyor derseniz, süreç borsada yukarı gitmek zorunda. Yani mecburi yön yukarı. Bunu hep belirttim, belirtmeye devam edeceğim. Buradan düşme ihtimalimiz yok. Böyle bir hikaye şu an için geçerli değil. Hatta ve hatta yine burayı tekrardan değerlendirelim. İlla ki eleştirenler olacak, beğenmeyenler olacak. Daha video başlar başlamaz kendince tepki gösterenler oluyor. Hiç umurunda değil. Doğruyu söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu bölge için yani 6.800, 7.000 bandı, ben hatta 7.100, 7.200'lerin dahi görülmeyeceğini söyledim. Ki yataya bağlasa bile artık 7.300, 7.400'lerin 7.500'lere kadar bu hattın uzanabileceğini söyledim. Ve öyle de gerçekleşti. Demek ki neymiş arkadaşlar? Piyasayı doğru okuduğumuzda ve teknik verileri de doğru değerlendirdiğimizde bu işte bir hata yok. Olmaz da. Zaten aşırı iskontoluyuz ki bankalara zaten tartışmaya bile gerek yok. Yani bugün herkes çıkıp bankaya mı girecek? Tabii ki hayır, böyle bir durum yok. Mesela biz Türk Hava Yolları için hep dedik gider ama sağlıklı bir gidiş göremeyiz dedik bundan sonra. Gördüğünüz gibi bugün 0,29 artıda ama Sasa için böyle demedik. Sasa bugün %5,70 artıda kapattı ki fazlasını da gösterdi. Sasa bundan sonra fazla gider mi? Gider. Söylediğim gibi daha önce de belirtiyorum. Yani ben bunu eğitim amaçlı size söylüyorum. Gidin sas alın diye değil. 60 liraya kadar riski alan alacak. 60 sonrası uçuş. Yani buradaki hareket sıkışma alanı yukarı patlayacak. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Tabii ki düzeltmeler olacak ama burada şu detayı da yine size paylaşayım. Yani bunu da bize söylemedin demeyin. 2 ve 4 nolu dalgalar burası. Şöyle işaretleyelim. Pardon. Şöyle olsun burası da. Şura 1. Şurada 3. Şurada 5 olacak. Yani 5'e doğru şu an gidiyoruz. 2 ve 4 nolu dalgalar sert dalgalar olur. Yani hareketin başladığı dalgalar olarak tabir edilir. Yani dip seviyeleri olarak. Riski alan kazanacak kardeşim. Yani burada bu işin özeti bu. Yani bunu anlatmaya çalıştık ve gördüğünüz gibi de öyle de devam edecek. Sürpriz bir durumumuz yok. Mesela Garan. Garan'a bakalım. Sizin için bakalım. Ben de gündüz bakmıştım. Evet. Garan'a baktığınızda buradaki mesela direncinde kırıldığını görüyorsunuz. Direnç kırılınca harekette kopma başlamış gördüğünüz gibi. Normal yani bunlar olacak işte. Sasa'da da bunun örneğini takip ediyoruz. Burada da mesela ben bir sıkışma arayacağım diyen varsa buyursun işte size sıkışma. Burada da 1, 2, 3, 4, 5'i takip edeceksiniz. Yani bu teknik analiz budur. Yani bunu bu şekilde okuyacaksınız. Endeksin dolar bazındaki görüntüsü de bu işte. Bütün ana hat burada belirleniyor. Yani bütün şekil burada bitiyor aslında. Puzzle burada tamamlanıyor. TL bazlı grafiğin hiçbir önemi yok. Tamam. Burada daralımları takip ediyoruz vesaire ama ana öncü gösterge yani
mala girdiğimiz ya da maldan çıktığımız seviye ya da göstergelere odaklanacak olduğumuzda grafiği dolar bazlı takip ediyor. Çünkü iç piyasada TL'nin esamesi okunmuyor. Neden? Çünkü TL'nin sürekli olarak değer kaybediyor. Enflasyonun altında bir getiri sunuyor. Yani bir cazibesi yok. Bu böyle olduğu sürece de biz dolar bazlı grafiğe odaklanacağız. Gidişatımız söylediğim gibi 500 dolar. Bugün itibariyle de ilk barajı geçmiş bulunuyoruz. Haftanın ilk işlem günüyle birlikte mavi trendimizin üzerine yerleştik. Şimdi yukarıdaki üçgenin tepe seviyesine yani 310-315 dolar seviyelerine odaklıyız. Yıl sonuna kadar yani bir aylık sürecimiz var. Bölgenin üzerinde hareketlerde de 500 dolar rallisini zaten aşırı hızlı bir şekilde gideceğiz. Çok uzun süreler alacak mı bu? Bakın bugün ben fikrimi söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. 27 Kasım 2023 itibariyle aşırı sert bir şekilde gitmek zorundayız. Çünkü aşırı baskılandık. Endeksin genel görüntüsüne baktığımızda yani bu jeopolitik gerginlik mevzusu yani savaş mevzusu haddinden fazla dayatıldı küçük yatırımcıya. Söyledik yani bu savaş uzayamaz. Burada ateşkes görüşmeleri 15 günde başlar dedik ki öyle oldu zaten. Savaşın ikinci haftasında bunu söylemiştik. Gördüğünüz gibi ateşkes ilan edildi. Şimdi kalıcı ateşkes olacak mı olmayacak mı? Olmasa bile tekrardan kalıcı ateşkese dair arkadaşlar görüşmeler olacak, müdahaleler olacak. Yani bu sürdürülebilir bir durum değil. Bunu anlayacağız. Yani Gazze işgal edilemeyecek. Ki zaten böyle bir öngörü olmuş olsaydı piyasada bugün ons altını 3000 dolara yakın bir seviyede takip ederdik. Çünkü bütün bölgeyi Türkiye'yi de dahi kapsayacak olan hatta Avrupa'yı da etkileyecek olan bir savaşın eşiğinde olacaktık. Çünkü ons altının sert fiyatlaması bunu gerektirirdi. O yüzden şu an için action'a gerek yok. Kur tarafı 28.91 seviyesinde. Abartılacak bir durum yok. Gidiyoruz. Her gün yeni zirve. Böyle ufak ufak tane tane TL'nin değer kaybını izliyoruz. Ama tabii sert bir değer kaybı oluşmuyor. Piyasa şu anda 40 lira, 45 lira aralığında bir dolar kurunu okuyor. Oraya odaklı ama hızlı bir şekilde gidişimiz mümkün değil. Çünkü piyasanın beklentisinin üzerinde faiz kararlarıyla yola devam ediyoruz. Ve ek miktarsal sıkılaştırma adımları da tam yerinde zaten geliyor. Kuru baskılıyoruz. Yani bankacılık özelinde kura bir şok etkisi yaratacak bir müdahale sistemi şu anda devre dışı. Diğer taraftan yabancının içeride Borsa İstanbul'daki faaliyetlerine bakıldığında işte borsadan çıkıp dövizi alayım kaçayım şeklinde ya da swap piyasası üzerinden paraya erişim imkanı bu da kısıtlanmış durumda. Hal böyle olunca kur tarafı gitmez. Bunu ben size izah ettim. Detaylarını açıkladım. Altına bakıyoruz. Burada tabii hem onsun güçlü duruşu 2000 hattındaki kurunda her gün ufak ufak yukarı yönlü gidişiyle altın yoluna devam ediyor. Ama gümüş hep dedim daha fazla gidecek. Çünkü gümüşe olan talep daha fazla. O bölgede tabii daha pozitif hareket görüyoruz. Yani altın çağını yaşamıyor. Belli bir sürede yaşamayacak. Ha, gider mi gider. Ama sizin memleketinizde şu anda %60'ın üzerinde enflasyon var. Bu %75-80'lere ulaşılabilmesi bekleniyor. Bir sürpriz olmadığı sürece ki sürpriz olursa 90 ve üzerini de görebilir. Böyle bir ortamda zaten bu getiri tatmin edici değildir. Yani ha mevduat faizi durmuş. Hatta mevduat faizi tarafı bu denli bir gidişe oranla daha karlı duruyor. Benim görüşüm ha sen faize ya da altına ya da dövize geçer misin dersen mümkünatı yok geçmem. Yani beni kesmez, beni tatmin etmez. Az çok benim yapımı ya da trade şeklimi anlamışsınızdır. Ben nerede risk var, nerede yüksek potansiyel var ben oradayım. Ben bunu her zaman için dile getiririm. Risksiz bir işlemi ben yapmıyorum ama tabii aşırı çok yüksek riskler alıyor muyum? Tabii ki hayır. Kontrollü riskler alıyorum ki bu kadar yüksek enflasyon ortamında TL'nin pozitif bir getirisi olmadığı sürece bu sefer riski nerede arayacağım? Borsada arayacağım. Çünkü İskonto burada. Ucuzluk burada. Haddinden fazla ucuzluk burada. Bakıyorsunuz döviz kuru da baskılanıyor. Burada da bir ucuzluk var. Ya o zaman dolar bazlı grafiği bir göz atmamız gerekiyor. İşte bütün puzzle burada birleşiyor. Gidişatımız iyi. Söyledik bunun böyle olacağını ve Borsa İstanbul'un yukarı tekrardan döneceğini söyledik. Şimdi 8500 atağını bekliyoruz. Bunlar bir gerçekleşsin ve yolumuza
Ondan sonra zaten daha kontrollü, daha sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz. Söylediğim gibi bu ayın sonuna kadar fiyatlamalar hızlanacak. Yıl sonu kapanışlar gelecek. Ona göre herkes takibini eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan bizlere takip ederek yapabilir. Katıl butonundan da bildirim sorunlarınızı çözebilir. Yani anlık haberdar olmak istiyorsanız yararlanabilir ve bizlere de destek verebilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.